Fransa'nın ardından Dünya Kupası'nda ikinci finalist bugün oynanacak Hırvatistan-İngiltere maçıyla belli olacak. Hırvatistan, Arjantin, İzlanda ve Nijerya'nın olduğu grupta 3 maçta 9 puan almayı bilmişti. Ardından ikinci turda Danimarka ile eşleştiler ve rakiplerini penaltılarla geçmeyi bildiler. Çeyrek finalde ise karşılarına ev sahibi Rusya çıktı. Rusya maçı çok çekişmeli geçti. Normal süre biraz sıkıcı olsa da 1-1'lik beraberlikle bittikten sonra unutamayacağımız uzatma dakikalarını izledik. Beşiktaşlı Vida'nın golüyle Hırvatistan öne geçti. Ama 115. dakikada kalelerini gole kapatamayınca bir kez daha maçı penaltılara götürmek zorunda kaldılar. Ama penaltılarda gülen taraf onlar oldu. İngiltere ise buraya önceki turnuvalara oranla daha iddiasız, daha mütevazı bir şekilde geldi. Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro var. Fakat bu kadro Tunus ve Panama maçında son derece iyi işler çıkardı. Son grup maçında Belçika ile kazananın aslında bir anlamda kaybedeceği bir maç oynadılar. Ardından ikinci turda karşılarına çıkan Kolombiya engelini de aştılar. Çeyrek finalde ise İsveç'i devirdiler. Harry Kane 6 golle şu anda turnuvanın gol kralı konumunda. Sterling, Dele Alli, Lingard, Ashley Young, Stones, Maguire gibi birçok oyuncu da performansının zirvesinde. Bu oyuncular Hırvatistan maçını da ülkelerine kazandırıp İngiltere'nin genç kadrosunu finale götürmek istiyorlar. Dünya Kupası'nda günün maçı böyleydi. Bu maçta bir sushi iyi gider. Yanına bir de noodle söyleriz. Asya mutfağı çeşitlenmiş olur. Şimdi yemek sepetini açın ve sushi sipariş edebileceğiniz 114 restorandan birini seçin. Maç keyfinizi katlayın. Afiyet olsun.